Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, sünnet dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası ile alakalı bir bahis inşallah okuyacağız. bir derste bitirmek mümkün olmayacak ama kısım kısım inşallah devamını devam eden derslerde de okumuş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vatesimu bihablillahi cemi'an ve la tefarraqu. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası. Ümmeti İslamiyenin ahkamı diniyede gösterdiği teseyyüf ve ihmalin bence en mühim sebebi şudur. Yani İslamiyet içerisinde Müslümanlar dini hükümler yaşamak noktasında neden ihmal gösteriyorlar? Neden tembellik ediyorlar? Neden geri duruyorlar? En mühim sebebi. Ve okuduğumuz zaman da işte Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası da belki öne çıkmış olacak. Kur'an'ın da kalplerde, gönüllerde, ruhlarda hakim olmasını gerektiren sebepler. Yani iki türlü. Bir, ihmalin sebepleri neler? İki, ihmali devre dışı bırakıp Kur'an'ın kalplerde, gönüllerde hakim kılmasını temin edecek sebepler. İkisi beraber zikredilmiş olacak. Ee, geçen ayeti kerimeler وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Yani Allah'ın ipine sım sıkı sarılın hep birlikte. Topluca, topyekün Allah'ın ipine ve bi hablillahi cemi'a topyekün sarılın. Peki oradaki hablillah yani Allah'ın ipi diye zikredilen şey nedir? Kur'an-ı Azimüşşan. Yani Kur'an'a, sünnete sım sıkı sarılın. Ve la teferragu iftirak etmeyin, ayrılmayın, bölünmeyin, dağılmayın, parçalanmayın hep birlikte sımsıkı Kur'an'a sarılın. Ayet-kerime bize bunu ders veriyor. Zaten Bakara suresinde ilk ayeti Elif Lam Mim Zâlikel Kitâb la raybe fîh o Kur'an ki o kitap ki onda hiçbir eksik, hiçbir noksan, hiçbir ayıp yoktur. Eee huden lil muttakîn ve o Kur'an Allah'tan korkanlar için hidayet edicidir. Takva sahipleri için hidayet edicidir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın e, emirleri dairesine girecek olsak aslında takva sahip demek o. Yasakladığı şeylerden de uzak duracak olsak, hayatımızı bu şekilde de yaşamış ol ol olsak, bizim e, ister konuşmamız, ister yürümemiz, ister oturmamız, ister kalkmamız, ister düşünce sistemimiz, Hangisi olursa olsun ister eğitimimiz, ister ekonomimiz, ister idaremiz, ister siyasetimiz hepsi tabiri diğerle hidayete ermiş olacak. Hidayetten maksat nedir? Sırat-ı müstakimdir. Allahümme ihtinas sırat-ı müstakim. Yani doğru yolda olmuş olacağız, istikametli yolda olmuş olacağız. Peygamberlerin veya Cenab-ı Hakk'ın nimetlendirdiklerinin yolundan ayrılmamış olacağız inşallah. Şimdi ayetlere bu şekilde meal verdikten sonra tekrar mevzunun başına dönelim. Ümmeti İslamiyenin, Müslümanların ahkam-ı diniyede, dinin hükümlerinde, dini yaşama dönüştürmekte, gösterdiği teseyüf ve ihmalin geri kalmanın, ihmal etmenin, bence yani lakaytlığın, bunların hepsini konuşabiliriz, adına tembellik de, mazeret de, yani bahane tarzında şeylerdi. İşte dini yaşayamamaktı, başka şeyleri hayatına katmaktı. Ne olursa olsun dinden uzaklaşma, dinden uzaklaşmanın Müslüman olduğu halde iman ettiği halde bu benim kitabım, ben Müslümanım dediği halde dini hayatında yaşayamanın, yaşayamamanın. Ta 1920'li yıllarda bakın Üstad Hazretleri bu mevzuyu bizim nazarımıza veriyor bir ihmal söz konusu, bir gevşeklik söz konusu, bir la lakaytlık söz konusu. Peki bunun temelinde ne var? Bence en mühim sebebi şudur. Erkan ve ahkam-ı zaruriye ki yüzde doksandır. Bir, Kur'an'ın hükümleri, dinin zaruriyatı dediğimiz erkan ve ahkam-ı zaruriye yani hakaiki imaniye. Ondan sonra İslamiyet'in şartı, Kuranda açık ve net bir şekilde ifade edilen hükümler, namaz kılmakla ilgili, oruç tutmakla ilgili, zekat vermekle ilgili veya faize girmemekle ilgili, humara girmemekle ilgili, işte içkiyle ilgili, zina ile ilgili, örtünmeyle ilgili, bunların hepsi net olan Kur'an'ın hükümleridir. Kuranda ve Sünnet'te olan diyelim hükümler yüzde doksandır. Nedir bunlar? Erkan ve ahkamı zaruriye. Hakikati İslamiye diye de aslında bunları ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Dinin yüzde oluşturuyor. Yüzde doksan bunlar. Bizzat Kur'an'ın ve Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan sünnetin malıdır. Kur'an'ı asıl tefsir eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Sünnetten de maksat 1. Peygamber Efendimizin fiilleri, iki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sözleri, 3. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ahvali, halleri. Demek ki ahval, fiil, kal. Bu üçü de nedir? E, sünneti e, oluşturuyor. Üç cephesiyle Peygamber Efendimizin hayatının tamamı Kur'an'ın neyidir? Tefsiridir. Tefsiridir. Demek ki tefsir noktasında aslında neye bakmak gerekiyor? yani açıklayıcı. Peygamber Efendimiz'in hayatı Kur'an'ı açıklar. Bu noktada yani erkan ve zaruriyat diniye diye ifade ettiğimiz yüzde doksan nispetindedir. Tamamen Kur'an'ın ve sünnetin malıdır. İçtihadi olan dini meseleler içerisinde bir de içtihadi meseleler vardır. Yani mezhep imamlarının ihtilaf ettiği nedir? E, mezheplerce Hüküm verilen kısımlar vardır ki yine temelinde yani Kur'an vardır, sünnet vardır, işte iştihat, e, e, kıyası, fuka vardır vesaire, İcmai ümmet vardır. Yine temelinde bunlar olmakla beraber e, mesail-i hilafiye, iştihadi olan, iştihada giren, mezhep imamlarının hüküm verdiği Mesaili i hilafiye, ihtilaflı meseleler. Yani namazda ittifak ediyor da namazın ile ilgili Şafi mezhebinde şu şekilde, Hanefi mezhebinde bu şekilde. Yani ama zaruriyet kısmı nedir? Namazın kendisinde. Namazın kendisinde ihtilaf yok. Bakın namaz için işte abdestte ihtilaf yok. Ama abdestin alınışında belki ihtilaf olabiliyor. Yani niçinlerde ihtilaf yok, ne de ihtilaf yok. Sadece nasıllarda ihtilaf var. Bunlar da mezhepler yani yöresel, örfi olan şeylerdir ki ihtilafi meseleler diye zikrediliyor. Mesaili ihtilafiye ise yüzde on nispetindedir. İşte fıkıh kitaplarında anlatılan işte namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, oruç nasıl tutulur, onun sünnetidir, müstahabıdır, vacibidir, farzdır vesaire zikredilir. Yüzde on nispetindedir. Bu kısım yüzde ondur. Yüzde ondur kıymetçe bunları birbiriyle kıyaslayıp kıymetlerini takdir edecek olursak kıymetçe mesaili hilafiye ile ihtilaflı meseleler ile yani mezhep imamlarının e, edip de ortaya koymuş olduğu meseleler ihtilaflı ama biri diğerinden farklı. Farklı olabilir. Yani e, hak bir olmaz, hak dört olur, beş olur ama hakta bu manada çeşitlenmeler olabilir yani. Kimisine göre su içmek helaldir, kimisine göre haramdır, değil mi? Hastaya haramdır mesela diyelim e, ameliyattan yeni çıkmış bir hastaya su içmek haramdır. Bakın terli olan bir birisine su içmek mekrudur. E, herhangi böyle bir sıkıntısı yok. E, soğuk algınlığı olmuş, boğazları e, iltihap almış, e, enfekte olmuş birisine soğuk su içmek Mekruhtur mesela. Bakın bunlar hep sağlık açısından. Bak böyle ifade edebiliriz. Ama ihtiyacı var. Hararet basmış. Ve bu noktada suya karşı işte günlük belli bir miktar alınması gerekiyor. O nedir? Helaldir. Ama bu gibi arızalardan nedir? Uzak olmak kaydıyla. Bakın kimisine göre helal oldu, kimisine göre mekruh oldu, kimisine göre haram oldu, kimisine göre müstahap, kimisine göre mübah. Ya bunlar ne oluyor? Bakın bir şeyde birden çok fazla ne yapılabilir? Hüküm verilebilir. İşte ihtilaflı meseleler dediğimiz bunlar. Onlar ile erkan ve ahkam-ı zaruriye arasında azim tefavüt vardır. Müthiş bir şekilde farklılık çok yüksek derecede öyle e, e, basit ve sıradan değil yüksek derecede kıymet farkı vardır. Mesail-i iştihadiye altın ise, iştihadi meseleler altın ise yüzde on. Öteki birer elmas sütundur. Yüzde doksan. Bakın yüzde onu ihtilaflı meseleydi. Yani on tane altın. On tane altın. Diğeri birer elmas sütun. Yüzde doksan elmas hükmünde. Ama nasıl? Her birisi 90 tane elmas sütun hükmünde. %90, yüzde dilimi üzerinden baktığımız zaman 90 tane elmas sütunu bir tarafa koyacaksın. 10 tane altını bir tarafa koyacaksın. Altın da kıymetli ve değerli midir? Değerli. Kıymetli. Elmas ondan değerli. Ondan değerli. 10 tane altın 90 tane elmas sütun kıyas değerlerini birbirine nispet ettiğiniz zaman 10 tane altının hiçbir kıymeti kalmaz. Dolayısıyla hep öne çıkarılması gereken şeyler nedir? Elmas sütün hükmünde olan hakaiki imaniye, dinin zaruriyeti, erkanı İslamiye, bakın onların hepsini ifade ediyor. Acaba 90 elmas sütünü 16'nun himayesine vermek, mezcidip tabi kılmak caiz midir? Yani 90 elmas sütünden hiç bahsetmiyorsun, onları hiç nazara vermiyorsun, sadece sadece 10 altın kıymetinde olan ihtilaflı, iştihadi meseleleri nazara veriyorsun. Zihinleri hep onunla dolduruyorsun. Tabiri diğerle namazın niçin kılınacağından hiç bahsetmiyorsun. Namaz nedir? Niçin kılınır? Hakikati nedir? Bu noktadan hiç bahsetmiyorsun. Hikmetleri nedir? Maslahatları nedir? Gayeleri nedir? Bu kısımla ilgili hiç bahis açmıyorsun. Bahis açmıyorsun. Sadece namazın nasıl kılınacağı ile ilgili mezhep imamlarının vermiş olduğu farklı görüşleri anlatıyorsun, bunları nazara veriyorsun. Namazın niçin kılınacağını bilmeyen birisi nasılıyla meşgul olur mu? Olmaz. Bir insana bir fiili yaptıracağınız zaman nasılını değil, niçin yaptı, yapıldığını söylersiniz. Niçin yapıldığını söylerseniz o insan nasıl yapılacağını bulur. Aslında olması gereken bu. Hep niçinler öğretilir. Bir çocuğa dahi şunu yap dediğin zaman hemen diyor ki ben niçin yapacağım bunu? Niye yapıyorum ki? Sebebi ne? Maslahatı ne? Gayesi ne? Bakın bir çocuk dahi bu soruyu soruyor. E aklı başına gelmiş. Akıl bali olmuş, dinle mükellef olmuş insanları 70-80 yaşına gelmiş halen daha ihtilaflı meselelerle meşgul etmek. Niçin namazla ilgili sorulara cevap vermemek? Namazı sevdirmemek. Allah'ı anlatmamak. Allah'ın esma-i ilahiyesini, sıfat-ı kemaliyesini nazara vermemek. Hakiki imaniyenin güzelliklerini, inceliklerini, keyfiyetlerini anlatmamak. La ilahe illallah dedik tamam kifayet etmiyor. La ilahe illallah'ın binler meratibi var. Ondan dolayı imanı billah. E sonra marifetullah. Devamı muhabbetullah. Devamı lezzeti ruhaniye. Bakın marifette böyle mesafe kat ettirmek. Bütün bunların hepsini geri plana iteceksin. Bunların hiçbirisine nazar etmeyeceksin. Ama sadece ihtilaflı meselelerle insanları meşgul edeceksin. Kabukta, kışırda boğacaksın. İşte bu şekilde irşat yöntemi seçilirse insanlarda ne yapar? Fiillerinde la olurlar. Peki Bediüzzaman Hazretleri ne yapmış? Bediüzzaman Hazretleri bakın 6000 sayfa Risale-i Nurlar. Bakın risalelerde namazdan bahsedilir. 4. söz, 9. söz, 21. söz özellikle namazdan bahseder. Daha başka yerlerde namazla ilgili meseleler var mı? Var. 23. sözde var, 16. sözde var. 16. sözde namazın hakikatinden bahseder. Namazın hakikati nedir? Gerçekten namaz nedir? Bu soruya namazı kılan birisi, kılmak isteyen birisi, Müslüman olan birisi cevap almak zorundadır. Bilmesi icap eder. İşte buralarda es geçmek. Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? Risale-i Nur'da namazdan bahsediyor. Ama namazın nasıl kılınacağı ile ilgili bahsetmiyor namazın niçin ile ilgili sorulara cevap veriyor. Ben kendi şahsım aileden namazın niyazlı bir aileden geliyorum. Eğer namazsız, niyazsız olsaydı belki daha farklı düşünürdüm. Üniversite yıllarında 9. sözü okuyorum. Bana namazdan bahsediyor. Niçin 5 vakte tahsis edilmiştir namaz? Niçin 5 vakte tahsis edilmiştir? dördüncü sözü okuyorum namazla ilgili. Dokuzuncu sözü, yirmi birinci sözü namazla ilgili zihnimde dünyamda öyle kapılar, öyle pencereler açılıyor ki ondan sonra bu böyle mahiyette, böyle keyfiyette, böyle güzellikte olan bir namazı en güzel şekilde nasıl kılabilirim, nasıl eda edebilirim diye Ömer Nasuhi Bilmen'in fıkhını açtım. Ve oradan namaz bölümünü okumaya, namazın nasıl kılınacağı ile ilgili bütün o teknik teferruat dediğimiz kısımları okumaya başladım kendi mezhebimce. Bak Risale-i Nur'larda fıkha yönlendirme yok. Ama senin zihnin otomatik olarak ne yaptı? Yönlendi. Ve en güzel namazı nasıl kılabilirim diye hemen nasıl sorusunun cevabını aramaya başladın. Niçin sorusunun cevabı verilmeden nasıl sorusunun cevabı bulunmuyor maalesef. İlgilenilmiyor da, düşünülmüyor da, ''Nasıl?'' sorusunun cevabı verildikçe sadece malumat olarak kalıyor. Ama niçin sorularına cevap verildikçe marifet olarak kendisini gösteriyor. O insanın kalbinde, ruhunda, gönlünde ne yapıyor? Musadlık görüyor, yerleşiyor. Bu, o insanda aslında ne yapıyor? Namazla ilgili, ibadetle ilgili veya dini meselelerle ilgili lakaytlıkları, ihmalleri ortadan kaldırıyor dinine belki sımsıkı sarılıyor. Hayatında da o dini yaşamak noktasında hakikatiyle hayatına hayat tarzı yapmak noktasında belki çok ciddi, çok kuvvetli ne yapıyor? Niyetleri olmuş oluyor. Cumhuru bürhandan ziyade mehazdeki kutsiyet imtizale sevk eder. Bir farklı meseleyi açmış olacak bize. Halkı, insanları, avamı bürhandan, delilden ziyade mehazdeki bir şeyin kaynağı, kaynağı kaynak demek. O kaynağın kutsiyeti ne kadar kaynak kutsi onun kutsiyeti imtisale sevk eder. Yani bir şeye yönlendirir. Biraz önce demiştik ya yani niçin namaz kılınmıyor? Niçin dinde tembellik, lakaytlık yapılıyor? Bir bunlara cevap verilecek. Bir de Kur'an'ın kalplerde, gönüllerde, ruhlarda hakimiyetiyle ilgili bir cevap gelmiş olacak. Onlardan bir tanesi de cumhuru bürhandan ziyade mehazdeki kutsiyet imtisale sevk eder. Yani o fiili yapmaya, yerine getirmeye, yönlendirmeye sevk eder. Sevk eder. Müştehidinin kitapları vesile gibi, cam gibi Kur'an'ı göstermeli yoksa vekil gölge olmamalı. İleride bundan ayrıca bahis açacak. Dini hizmetlerde kim ne yaparsa yapsın fark etmiyor. Hangi fiili icra ederse etsin fark etmiyor. Olması gereken bir konumu var. Dinin vekili konumunda olamaz. Kur'an'ın vekili konumunda olamaz. Peki ne olabilir? Kur'an'dan gelen nuru göstermek noktasında ancak ve ancak aynı olabilir. Kalbiyle, gönlüyle, aklıyla ilmiyle, irfanıyla, fikriyle, duruşuyla, oturuşuyla ayna olabilir. Lisanı haliyle ayna olur, lisanı haliyle ayna olur, fiiliyle ayna olur. Yani bizlere düşen vazife, her bir Müslümana düşen vazife, müştehidinin kitapları da böyledir, müştehitler de böyledir. Peygamber de böyledir. Din'in vekili değildir. Dine gölge etmezler. Aksine dinin bütün güzelliklerini kalp aynalarında, ruh aynalarında aksettirip insanlara ne yaparlar? yansıtırlar. O zaman ok aynanın şeffaf olması, o aynanın temiz olması, o aynanın da ne olması gerekir? parlak olması icap eder. Mantıkça mukarrerdir ki yani yerleşmiş bir kaidedir ki zihin bizim zihnimizdeki düşünce yapımız melzumdan tebeyi olarak lazıma intikal eder ve lazımın lazımına tabi olarak etmez. Etmez. Ne demek? Lazım, işte melzum, lazım, lazımın lazımı Üç tane e, kelime burada zikredildi. Melzum bir şeyin sonucu demek. Lazım o sonucu gerektiren sebep. Lazımın lazımı o sonucu gerektiren sebebin sebebi. Yani böyle ifade edebiliriz. Ne gibi Süleymaniye Camii bir sonuçtur. Onun lazımı bir mimardır, mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'ın da bir lazımı dediğimiz, yani lazımın lazımı vardır ki mimar Sinan'ı halk eden, mimar Sinan'a hayat veren, mimar Sinan'ın e, istidadına, kabiliyetine mimarlık özelliği yerleştiren, dolayısıyla onu bu şekilde inkişaf ettiren, hayatını idame ettirip devam ettiren Mimar Sinan'ın da bir mimarı vardır ki o Allah'tır. O Allah'tır. Şimdi insanlar burada ifade ettiği şekliyle mantıkça mukarrerdir ki zihin melzumdan tebai olarak lazıma intikal eder. Bakın ikinci bir nazarla yani Süleymaniye camini bir kısım insanlar seyreder. Süleymaniye Camii'nin taşında, Değil mi? Sütununda, kubbesinde dalar giderler. Sadece ve sadece Süleymaniye Camii'ne bir cami olarak bakarlar ama onun mimarıyla ilgili hiçbir düşünceleri belki de ne yapmaz? Olmaz. Olmaz. Ancak ikinci bir düşünceyle yani birisi kalkıp dese ki ya bu camiyi bu şekilde bina eden, bu şekilde inşa eden mimar Sinan'dır diye aklına, fikrine, zihnine getirecek olsa o zaman o kişi yani ikinci bir hareketle işte tebaid ediyor o, ikinci bir hareketle caminin mimarını hatıra getirir. Lazımın lazımına tabi olarak etmez. Zihin orada camiye nazar eder, ikinci bir düşünceyle caminin mimarına nazar eder, fakat o mimarın mimarı olan Allah'a bir anda intikal edemez. Edemez. Zihin genelde ekseriyetle böyle düşünür. Böyle düşünür. Çiçeğe baktığı zaman aa ne kadar güzel yapılmış demez. Ne kadar güzeldir. Çiçeğe baktır. Ne kadar güzeldir. Ha. bakın sanatı takdir etti. Sanatı gördü. Ama sanatın sanatkarına intikal ikinci bir şuurla oluyor. İkinci bir şuurla oluyor. Etse de ikinci bir teveccüh ve kasıt ile eder. Bu ise gayri tabidir. Yani birisi onu harekete geçirecek ki ta ki ya mimar Sinan'ın da mimarı Allah'tır. O harekete geçmeyle veya fikir dünyasını, zihin dünyasını, koordinatlarını geniş tutmakla yani dar kalıplarda bakmayıp çok yukarıdan bakmakla, geniş bir açıdan perspektiften nazar etmekle ancak bu gibi mütalaları ne yapabilir? Yapabilir. Mesela, şimdi bunun için verdi bir meseleyi açacak bize. Mesela hükmün mehazi olan, hükümlerin kaynağı olan şeriat kitapları melzum gibidir. Yani bir sonuçtur. Süleymaniye Camii gibi bir sonuçtur. Melzum. Neyin sonucudur? Kur'an'ın ve sünnetin sonucudur. Kur'an'ın ve sünnetin sonucudur. Delili olan Kur'an ise lazımdır. Yani bütün bu kitaplardaki hükümlerin kaynağı olan mezhep imamlarının kitaplarındaki, iştihadi kitaplardaki bütün hükümler Kur'an'dan alınmıştır. Delili nedir? Kur'an'ın kendisidir. Peki devam ediyor. Muharriki vicdan olan kutsiyet. Aa, şimdi bir şeyden bahsetti. Yukarıda da bir cümle kullandı. Cumhuru bürhandan ziyade mehazdeki kutsiyet imtisale sevk eder. Kutsiyet o insanı harekete geçirir, yönlendirir. Vatan için kendisini feda edecek. Eğer vatan onun dünyasında kutsi bir manayı ifade etmiyorsa feda etmez. Bayrak için kendisini feda edecek. Bayrak onun dünyasında yüksek bir mevkide duruyor. Yani sadece bir bez parçası değil de çok özel bir manası, özel bir kıymeti yoksa feda etmez. Ona bir ayrı bir kutsiyet atfetmişse o bayrak için kendisini ne yapar? Feda eder. Annesi için feda eder. Vatanı için feda eder. Memleketi için feda eder. Milleti için feda eder. Bütün buralarda hepsi hinde yerleşen kutsi manalar vardır. Ölsem şehidim, kalsam gaziyim. Bakın bu şehitlik ve gazilik kutsi mefhumları o askerin zihnine dünyasına yerleşince ölüme gülerek gider. Hep bu kutsi şeyler insanı ne yapar? İntisale bir şey yapma yerine getirmeye sevk ettirir. Şimdi muharriki vicdan olan, vicdanı harekete geçiren, tahrik eden kutsiyet lazımın lazımıdır. Peki buradaki kutsiyet nedir? Kur'an sıradan bir kitap mı? Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Kur'an Allah'ın fermanı. O Allah ki ezeli ve ebedidir. Kelamı ezelidir. Kendisi kutsi olmakla beraber zatı kutsi olmakla beraber kelamı da kutsidir. Dolayısıyla Allah'a atfedilen söz orada ne oldu? Direkt kutsiyetini göstermiş oldu. İşte Kur'andaki kutsiyet, Kur'an'ı göstermek, oradaki kutsiyet vicdanı ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Cumhurun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden ha insanlar iştihat yani mezhep imamlarının kitaplarına baktıkları zaman veya daha başka kitap yani Kur'an'ı anlatan bir kitap ama o kitaba zihni tamamen yönleniyor o kitaptan Kur'an'ı anlamaktan ziyade kitabı anlamaya çalışıyor. Kur'an ikinci, üçüncü planda. Dolayısıyla Kur'an'la ilgili kutsiyet onun vicdanını harekete geçiren cinsten olmuyor. Çünkü kutsiyet orada öylece kalıyor. Oraya intikal etmekte geri kalıyor. Zihin nerede? Zihin, fikir, düşünce sadece o iştihadi kitaplara direkt yoğunlaşmış bir şekilde. Ne dedi? Cumhurun nazarı, insanların, halkın nazarı kitaplara temerküz ettiğinden, kitaplara yoğunlaştığından yalnız hayal meyal lazımı tahattür eder. Yani bunun da kaynağı Kur'an'dır. Onu hayal meyal tahattür eder. Lazımın lazımını, o Kur'an'la ilgili kutsiyeti nadiren tasavvur eder. Devamlı düşünmez. Nadiren düşünür. Bu cihetle vicdan la kayıtta alışır, cumudet peyda eder. Yani vicdanda da bu böyle devam ettikçe la kayıtlık başlıyor. En nihayette cumudiyet dediğimiz yani e, diri ama ölü. Yani e, hareketli ama mevta. Fiil ondan çıkmıyor, gözükmüyor yani. Bunun en bariz örneği yani bugün İslami ilimler, ilahiyat fakülteler veya daha başka e, imam hatipler yani e, haşa kötülemek noktasında ifade etmiyoruz ama o İslami ilimlerden e, terbiye alıp da gelen insanlar bakıyorsunuz ki hepsi ila nihaya beş vakit namazlı olmuyor. Beş vakit namazlı olmamasının altında yatan sebep sistemdir. Sen felsefeyi orada ders veriyorsun. Sen sadece orada ihtilaflı meselelere yoğunlaştırıyorsun. Zihni oralarda meşgul ediyorsun. E, Tanrı deyip Allah'ı anlatmıyorsun. Ne kadar batıl inanç ve itikatlar varsa onları anlatıp onunla zihni dolduruyorsun. Onun ötesinde de diğer şeyler kırıntı halinde verilince o zaman e, oradaki talebe devamında eğer kendisi çok özel bir çalışmayla benim bu İslami ilimleri birbirinden tefrik edip iyice ulumu aleyeden ziyade ulumu aliyeye o yüksek ilimlere çalışmam, gayret etmem gerekiyor. Fikri düşüncesi zihnine yerleşmeyecek olsa, bakıyorsunuz ki oradan çıkanlarda da dinde la kayıtlık söz konusu ne yapabiliyor olabiliyor. Bu her türlü meslekte böyledir. Yani bir mühendislik fakültesinden dahi mezun olan o mühendisliği niçin okuduğu noktasında o incelikleri kavramadığı müddetçe sadece nas, nasıllarla meşgul olunca ona para gözüyle bakacaktır, madde gözüyle bakacaktır, hizmet gözüyle ne yapmayacaktır, bakmayacaktır. Orada da gabilik, orada da yabancılık, orada da ilmi hakkıyla tahsil edememe ve hayatında da belki mühendis olarak devam edememe söz konusu ne yapacaktır? Olacaktır. Sadece en nihayette bir diplomayı almak her insanı yani diplomada mühendis ama hakikatte mühendis yapmadığı gibi. Bu böyledir yani. Diplomada doktor ama hakikatte doktorluğu yapamadığı gibi. Bu ve buna benzer misaller çoğaltılabilir. Bütün sahalarda dini meseleler ki özellikle vicdanın harekete geçirilmesi gereken meselelerdir. Yani diğerleri akli ilimlerdir. Ama dini meseleler, dini ilimlerde akılla beraber kalp devreye giriyor. Kalbi boyutta öne çıkarılması gerekiyor. Sadece delillerle işte vesveseleri süpürmek noktasında çalışmak yetmiyor, kifayet etmiyor burada. Yani onunla beraber eğer kalp boyutu itibariyle, vicdan boyutu itibariyle kutsiyet ön plana çıkarılıp %90 ondan bahsedilip vicdan ihtizaza harekete geçirilmiş olsaydı mezun olanların belki her birisi dört dörtlük İslamiyet'e sımsıkı sarılabileceklerdi. Lazımın lazımını nadiren tasavvur eder, bu cihette vicdan lakaytlığa alışır, cumudet peyda eder. Eğer zaruriyeti diniye doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi, bütün eğitim sistemimizde, medreselerde, bakın belki de medreselerin kapatılmasına, belki de bu hallerimiz fetva vermiş. Yani ulumu aliye ön plana çıkmamış, ulumu aliye alet ilimleri ön plana çıkmış. Alet ilimleriyle hep meşgul olunmuş. Peki medresenin hedefi gayesi bu mu? Hedefi gayesi bu olmayan medrese en nihayette belki de kendisinin kapatılmasına kendi haliyle, ahvaliyle aslında ne yapmış? Fetva vermiş. Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi, zihin tabii tabi olarak müşevviki imtisal ve muhkızı vicdan ve lazımı zatı olan kutsiyete intikal ederdi. Demek ki her bir hareketimizde, her bir fiilimizde, her bir dersimizde Allah'ın kelamını öne çıkarmak. Allah böyle emrediyor. Allah böyle diyor. Bunu ön plana çıkarmak ve oradaki marifeti, oradaki muhabbeti artırmak, artırmak. Cenab-ı Hakk'ın rıza dairesini konuşmak, emir dairesini konuşmak, oradaki keyiflerden ve lezzetlerden, namazdan alınan lezzetten bahsetmek, oruçtan alınan lezzetten niçin oruç tutuyoruz, hikmetleri nelerdir, buralara girmek, bütün bunların hepsi doğrudan doğruya o şeriatı koyan kanunu koyan kanun koyucu olan Allah'a zihinleri yönlendirecek ki Allah'a zihinler yönlenince o kutsiyet ne yapacaktır? Birden insanın vicdanını harekete geçirecektir. Ve bu suretle kalbe melekeyi hassasiyet gelerek kalpte de ihtisas melekeyi hassasiyet yani dini meselelerde hassas olma Meleke haline gelmesiyle beraber hassas olma gelerek imanın ihtaratına karşı asam kalmazdı. İmani hükümler, akaidi imaniye ile ilgili meselelerde sağır kalmazdı. Onların gereklerini ne yapardı? Yerine getirirdi. Demek şeriat kitapları birer şeffaf yani hangi kitap olursa olsun artık genelleştirelim birer şeffaf cam dinden, diyanetten bahseden insanlar bunun içerisine giriyor. Birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken, müruru zamanla mukallitlerin, taklit edicilerin hatası yüzünden paslanıp hicab olmuşlar, perde olmuşlar. Evet bu kitaplar Kur'an'a tefsir olmak lazım iken, belki de onu yazan, onu çizen, o hükümleri ortaya koyan zatlar birer şeffaf camdı. Kur'an'ı izah ediyorlardı, sünneti izah ediyorlardı. Daha iyi, daha güzel yaşanması için ama mukallitlerin yanlış nazarları onları cam seviyesinden perde seviyesine, gölge seviyesine, vekil seviyesine düşürdü. Evet bu kitaplar Kur'an'a tefsir olmak lazım iken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. İnsanların nazarlarında sadece meseleleri tasnif etmek için birer kitaptır gibi Sıradan şeyler hükmüne geçmişlerdir. İlahir aşağıda devamında daha farklı mevzular girecek. Yine bu ders devam etmiş olacak. Ama biz bunu bundan sonraki derste inşallah e, inceleyeceğiz. Yine e, müştehidinin iştihat kitaplarına belki nazar edilecek. E, dini hakkıyla yaşamak, Kur'an'ı kalplerde, gönüllerde, e, ruhlarda hakim kılmanın Diğer yol, diğer metotları veya işte lakayt kalmanın, tembelliğin diğer sebepleri bundan sonraki dersimize de inşallah devam etmiş olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.